Sevgili arkadaşlar, Kasım matematik örnek sorularının çözümlerine devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, biraz soruları hızlı yapmaktansa anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalışacağım. Ahmet ve Beyza'nın teknoloji mağazalarından aldıkları bilgisayarlar için yaptıkları ödeme aşağıda verilmiştir. Artık biliyorsunuz DGS sorularında tablolu soru çok gelecek. Yani daha çok tablolu, daha çok böyle chartlar, tablolar, hücreler, mücreler böyle ifadeler kullanıyorlar. Böyle sorular daha çok gelecek. Her ikisinin de yaptığı peşin ödemelerden sonra taksitle ödeyeceği toplam tutar eşittir. Yani taksitlerle verdiği paralar eşitmiş. Yani bu şu demek, Ahmet %20'sini ödüyormuş ve geri kalanı da 400-400 taksitle. Beyza ise %10'unu ödüyormuş paranın. Yani aldığı ürünün, bilgisayarın %10'unu peşin ödüyormuş. Geri kalanı da 900-900 taksitlerle ödüyormuş. Ve her ikisini yaptığı peşin ödemelerden sonra taksitle ödeyecekleri toplam tutarlar aynıymış. Her bir bilgisayarın fiyatı 5000 liradan az olduğuna göre Ahmet ve Beyza aldıkları bilgisayarlar için toplam kaç TL ödeme yapacaklardır diyor. Çok güzel bir soru. Şimdi bakın, ikisinin peşin ödemeden sonra ödeyecekleri tutarlar aynıysa taksitlerle, bu 400 ile 900'ün ortak katı bir şey olması lazım. Onun için 400 ile 900'ün ortak katı olan ek hukuku buluyorsunuz. Bunu yaparken 100'e bölüyorum hızlı işlem yapmak için. Burası 4, burası 9 oluyor. Ondan sonra 4 ve 9 aralarında asal olduğu için önce 4'e sonra 9'a bölüp bunları artık bitirebiliyorsunuz. Aralarında asal kaldığı zaman bunları çarpıp direkt en son yazdığında yapabiliyorsun. İşte 4'e böldüm 1, 9, 9'a böldüm 1 şeklinde bitirebiliyorsun. 4 ve 9, 36 çarpı 100'den, 36 çarpı 100'den burası 36 çift 0, yani 3600 lira ya da 3600'ün katı sayılar olması lazım. Şimdi her bir bilgisayarın fiyatı 5000 liradan az ise 3600'ün iki katı bile olsa 7200 liraya çıkar ki bu mümkün değildir. Demek ki bunların taksitle ödediği paralar 3600 liralar. İkisi de 3600 lira para ödüyorlar. Peki Ahmet %20'sini ödedikten sonra geriye kalan %80'i 3600 olduğuna göre, %20'sini peşin ödüyor ya, o zaman sen diyorsun ki %80'i 3600 olan şeyin %20'si kaçtır diye düşünürsek, bak bunun 4'te 1 olduğu için 3600'ü 4'e böldüğünüzde 900 lirasını peşin ödemiş. Çünkü %20'sini peşin ödediğine göre. O zaman toplam ne kadar? %20, %80 daha, toplamda kaç para ödemiş? Bunları toplarsanız da 4500 lira toplam para ödemiş. Kim? Ahmet. Ahmet'in ödediği para belli. Şimdi bir de Beyza ne yapmış ona bakalım. Beyza da %90, şimdi %10'unu peşin ödediyse %90'ı da taksitle ödemiştir. %90'a 3600 lira verdiğine göre %10'a ne kadar verecek diye bakacağız. Bu bunun 9'da biri. Bakın bu kat muhabbetlerini yapın. Bu bunun 9'da biri. Daha önce 4'te 1'i dedim ya, bu da 9'da 1'i ise bunu da 9'a bölünüyor olması lazım. 9'da 1 olduğu için. Bunu 9'a bölersen 4 kere 9 36'dan bunun ne olduğunu görürsün. Yani 3600'ü 9'a bölerek 400 olduğunu görürsün arkadaşım. Bu da 400 lira peşin ödemiş. Peki ne yapıyoruz o zaman? Yani 1 bölü 9 yaptım bunları, 1 bölü 9. Bunları da 1 bölü 4 yaptım. Güzel gör diye yazıyorum. Bunların ikisinin toplamı da %100'lük olacağı için 3600'e 400 eklerseniz de 4000 TL Beyza'nın ödediği para. Beyza 4000 liralık, Ahmet de 4500 liralık bilgisayarlar aldıklarına göre bunların ikisini toplarsanız, 4500 ile 4000'i toplarsanız edecek 8500 lira. Bu da Bursa şıkkında doğru verilmiş. Arkadaşlar 9 numara güzel bir soru ama çelişki, yani iyi görmek lazım. Arkadaşlar geldik 10 numaralı soruya. 10 numaralı soruda artık yeni LGS tarzı soruların klasik hale gelmiş olan üst kısmında kullanacağın bilgilerin verildiği kısım var. M ve N birer tam sayıdır. A sıfırdan farklı olmak üzere A üzeri N ile A üzeri M'in çarpımı, tabanları aynı olan sayıların üstlerini topladığını, bir sayının kuvvetinin kuvvetini çarparak bulduğumuzu ve üstlü sayılarda bölme yaparken de kuvvetlerin birbirinin farkı alındığını yine söylemişler.
Şimdi güzel tüpler verilmiş, laboratuvar tüpleri. Çok seviyoruz laboratuvarları. Laboratuvar ortamında boş iki farklı deney tübünden birinde 2 üzeri 9, diğerinde 8 üzeri 4 tane bakteri yerleştiriliyor. Bir saat sonunda birinci tüpteki bakteri sayısı 4 katına, ikinci iki tüpteki bakteri sayısı 8 katına çıkartılıyor. Bir saatin sonunda birinci tüpteki falan filan yazmış. Şimdi arkadaşlar, bu kadar okuyup sonra tekrar baştan başlamak akıllıca değil. Burada birinci harekette dikkatimi çeken şey şu. Boş iki farklı deney tübünden birine diyor. Birincisine demiyor. Birine ve diğerine diyor. Burada bir şey var. Hangisi 2 üzeri 9, hangisi 8 üzeri 4 oldu? Aslında belli değil. Şimdi şöyle yapalım. Birinci tüp eğer 2 üzeri 9'luk bakteriyi barındırıyorsa, ikinci tüp de 8 üzeri 4'lük bakteri barındırıyorsa, bu 8 üzeri 4'ü güzelleştirelim. 2 üzeri 3 üzeri 4 yazalım. Buradan 2 üzeri 12'yi bulalım. Şimdi böyle olursa bir öyle düşüneceğiz. Bir de diğer türlüsünü düşün. Ondan sonra hangisinin doğru olup olmadığına karar vereceğiz. Şimdi çünkü birinin diğerinin demiş. Çok böyle ucuz numaralar, aslında dikkat etmeniz gereken numaralar. Şimdi peki diyor ki bir saatin sonunda birinci tüpteki bakteri sayısı 4 katına. 4 katına demek 2 üzeri 9'u 4 ile, yani 2 üzeri 2 ile çarp demek. O zaman ne olur burası? 2 üzeri 9 artı 2'den 2 üzeri 11 olur. Diğer ikinci tüpteki bakteri sayısı 8 katına çıkartılıyor. 8 kat demek de 2 üzeri 3 demek 8. Onu çarparsanız da 2 üzeri 15 sayısını buluyorsunuz. Şimdi 2 üzeri 11'e 2 üzeri 15 oldu. Bir saatin sonunca da birinci tüpteki bakterinin yarısı. Birinci tüpteki bakterinin yarısını alıyorsa 2 üzeri 11'i 2'ye bölüyor. 2 üzeri 10 yapıyor. Nereden yapıyorum? 11 eksi 1, yukarıdaki bilgiden. Yukarıdaki bu 2 üzeri 11'i 2'ye bölerseniz üstündeki 1'i 11'den çıkartarak 2 üzeri 10'a düşürürsünüz. Peki ikinci tüpteki bakterinin de 1/4 alınıyormuş. 2 üzeri 15'in 1 bölü 4'ünü al diyor. 2 üzeri 15 bölü 4 yerine 2'nin karesi yazıyoruz. 2 üzeri 13 haline geliyor. Şimdi son durumda birinde 2 üzeri 10 var. Birinde 2 üzeri 13 var. Peki ne diyor? İkinci tüpten alınan bakteri sayısı birinci tüpten alınan bakteri sayısının en az kaç katıdır? İkinci tüpten alınan bakteri sayısı 2 üzeri 13 ve birinci tüpten alınan bakteri sayısı 2 üzeri 10 sa, bunları böldüğünüzde 2 üzeri 3 çıkar ki bu da 8'e eşittir. Böyle bir şıklarda yok. Bunun tersi olması gerekiyormuş. O zaman ne yapalım? Başka bir renk kalemle çalışalım. Şimdi şöyle diyeyim. Bakın, birinci tüp o zaman 2 üzeri 9 değil de 8 üzeri 4, yani 2 üzeri 12'lik olsun. İkinci tüp ise 2 üzeri 9'luk olsun. Aynı şeyi buradan çalışalım. Bir saatin sonunda tüpteki bakteri sayısı 4 katına çıkıyordu. Bunu 4 katına çıkartırsanız 2 üzeri 2 ile çarpıp 2 üzeri 14'e çıkartırsınız. İkinci tüpteki bakteri sayısı 8 katına çıkıyorsa 2 üzeri 9 çarpı 8 yazarsan 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 9, 3 daha 12 yapar. 2 üzeri 12 bulunur. Şimdi bir saatin sonunda birinci tüpteki bakterinin yarısı. Bu birinci tüpteki bakterinin yarısı ne demek? 2 üzeri 14'ün 2 üzeri 14'ün senden yarısını istiyor. Yani 2 üzeri 13'ü istiyor. Şunu aşağı alalım. 2 üzeri 14 bölü yarıdan. Üzerinde 1 var biliyorsun arkadaşım. 2 üzeri 14'ten 1 çıkartıyorum. 2 üzeri 13 oluyor. Sonra diğerinde de ikinci tüpteki bakterinin de 1/4 diyor. İkinci tüpteki bakteri neydi? 2 üzeri 9, 3 daha 12 demiştik. 12. Bunun 1/4'ünü alalım. 1/4'ünü aldığınız zaman da 2 üzeri 12, 2 üzeri 2'den 2 üzeri 10'a dönüştü. Sonra da diyor ki bakın, buradaki şey en sonunda ikinci tüpten alınan bakteri sayısı. İkinci tüpten alınan bakteri sayısı 2 üzeri 10. Birinci tüpten alınan bakteri sayısının en az kaç katıdır? 2 üzeri 13'ü. Bu da, bunları aldığınız zaman sadeleştirmeyi şöyle yapabiliriz. 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 3 diye bunu ayırabilir. Şunları sadeleştirip 1 bölü 2 üzeri 3 ya da 1 bölü 8 yapabilirsiniz. Şimdi ben bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşım, diğer durumda
Yani 8'i bulunca aslında 1 bölü 8'i hissettim yani böyle bir şey olabileceğini. Bu sonunda da 1 bölü 8 yani Adana şıkkını bulduk. Arkadaşlar buradan şuna çok dikkat edin. Sınav stresli bir 20 sorudan oluşacak. Bir de biliyorsunuz LGS yeni daha dün açıkladılar. Dediler ki her bir sayısal soruya düşen 2 dakika verilmeye başlandı. Sizin için iyi bir şey bu. Süreyi 20 dakika uzattılar sayısalda. Zaten hayvan gibi soru soracaksın. 1,5 dakikada çocuklardan isteyeceksin. Çok toplumsal baskı sonucu herhalde değişti diye düşünüyorum. Ve Milli Eğitim de zaten iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Bunun cevabı da Adana arkadaşlar. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.